konuşurken ağzından çıkanı ölçen, tartan kişidir erdemli kişi. Şimdi biz yeni bir devlet kuruyoruz diyor. Yeni bir devlet kuruyoruz diyor. Ve bu devletin kurucusu da kendi partisinin genel başkanı olacak. Densiz bir kişi. Ahlaksız bir kişi. Tarihine saygı duymayan bir kişi. Türkiye Cumhuriyeti Devleti saraylarda mı kuruldu? Türkiye Cumhuriyeti Devleti zengin sofralarında mı kuruldu? Türkiye Cumhuriyeti Devleti birilerinin önüne diz çökülerek mi kuruldu? Türkiye Cumhuriyeti Devleti acıyla, kanla, gözyaşıyla kuruldu. Türkiye Cumhuriyeti Devleti mi? Cumhuriyetin kuruluşuna laf edenler Osmanlı'nın batışına tek laf bile etmiyorlar. Sevr Anlaşması'nı gidip imzalayanlara tek cümle bile söylemiyorlar. Aklı kafasında değil de külahında olan adamlar çıkıp keşke Yunanistan işgal etseydi burayı diyebilecek kadar vatanlarını, milletlerini, inançlarını ve kimliklerini satıyorlar. Türkiye Cumhuriyeti'ni küçümsüyorlar ve yeni bir devlet kuracaklarını söylüyorlar. Sorun nedir? Sorun şudur. Bu zihniyetteki insanların tamamının Adalet ve Kalkınma Partisi'nin içinden çıkmış olmasıdır. Sevr Anlaşması'nı alkış tutacaksın, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna laf söyleyeceksin. Bunun adı vatana ihanet değil midir? Nedir bunun adı? Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne ve tarihine ihanet değil midir? Suskun olanlar da aynı ihanet içindedirler. Ve merak ediyorum. Cumhuriyet savcıları. Neredesiniz siz? Nasıl cumhuriyet savcısınız siz? Bizim ağzımızdan bir laf çıksa 50 tane fezleke düzenliyorsunuz. Talimat geliyor çünkü size. Adam cumhuriyeti yerle bir ediyor. Yeni devlet kuruluşundan söz ediyor. Sizden tık yok, tık. Bassın sizin savcılığınız. Siz savcı bile olamazsınız. Sen kalkıyorsun, Türkiye Cumhuriyeti'ne ihanet ediyorsun. Yeni bir devlet kurmaktan bahsediyorsun. Yeni para mı basacaksın sen? Hangi yüzde bunları söylüyorsun? Ve hangi yüzde sen o partinin içinde kalıyorsun? Ve o parti seni hangi gerekçeyle kendi içinde tutuyor? Ben bunu öğrenmek isterim. Konuşmasını isterim o partinin liderinin. Konuşmasını isterim. Sahip çıkıyorsan çık adam gibi sahip çık. Ben sahip çıkıyorum de. Sahip çıkmıyorsan tut kapının önüne koy. Başka seçeneğin yok senin. Cumhuriyetten intikam almak istiyorlar. Cumhuriyetten, Atatürk'ten intikam almak istiyorlar. Tarihten intikam almak istiyorlar. Hala birilerinin egemenliği altında yaşamak istiyorlar. Hala birilerinin paryası olmak istiyorlar. Biz tek adam rejimi istemiyoruz. Biz kendi ülkemizde güçlü, demokratik bir parlamenter sistem istiyoruz. Cumhuriyetin güçlenmesini istiyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin demokratik yapısının güçlenmesini istiyoruz. Dünyada saygınlığa olan bir devlet olsun istiyoruz. Onlar Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni yok etmek istiyorlar. Aramızda derin bir fay hattı var, derin bir ayrılık var aramızda. Ama şundan bütün vatandaşlarımın emin olmasını isterim. Bütün vatandaşlarım. Demokrasiyi seven, adalete inanan, hakka hukuka inanan, tarihine bağlı olan, şehitlerine, gazilerine bağlı olan, bayrağına bağlı olan, vatanına bağlı olan bir tek kişi kalıncaya kadar asla emellerinize ulaşamayacaksınız.